Merhabalar arkadaşlar. Bir dersimize daha hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle One Geology adlı internet sitesinden Quantum GS'e nasıl bağlantı yapabiliriz? Yani online olarak onların verilerini nasıl görebiliriz? Bunun üzerinde duracağız. One Geology sayfasında arkadaşlar şu linki ben aşağıda da yine sizlerle paylaşacağım. Bu linke girdiğinizde şöyle biraz yaklaşalım. Size göstermek istediğim bazı noktalar var. Burada arkadaşlar jeoloji rahatlıkla görebiliyorsunuz. Tabi ölçek bazen sizin istediğiniz derecede ayrıntılı olmayabilir. Ben şöyle şuraya doğru yaklaşayım. Arkadaşlar bakın şu kısımda sağ tarafta en üstte dataset kısmı var. Bu dataset kısmına tıkladığınızda mevcuttaki ekrandaki verilerin özelliklerini gösteriyor. Mesela şunu kapattığımda diyor ki bu veri buranın. Yani şimdi ben bu veriyi Quantum GS'e çekmek istiyorum arkadaşlar. Bu veriyi Quantum GS'e görmek istiyorum. Burada da görebiliyorum ama Quantum GS'de farklı bir işim var. Ben orada betimlemek istiyorum. Buna tıkladığınızda arkadaşlar bakın. Şimdi servis isimleri ve numaraları var. Şimdi şu bizim datasetimiz. Şuna tıkladığınızda arkadaşlar farklı bir alan göreceksiniz. Şöyle yapalım. Türkiye üzerinde şuna çalışalım arkadaşlar. Şimdi şu alan açıldı. Bu alan açıldığında Quantum GS'e geliyoruz arkadaşlar. Quantum GS'de özür dilerim. Katman kısmından katman ekle. Bunları daha önce anlattığım için biraz daha hızlı geçiyorum. VMS katmanı yükle diyorum arkadaşlar. Buradan ben daha önce yüklemiştim. Yeni diyorum. Şimdi size göstereceğim. Service title kısmı arkadaşlar şu alandaki service title'ı kopyalayıp bizdeki yenilikten sonraki service yapıştırıyorum. URL olarak da arkadaşlar şuraya kaydetmeniz gerekiyor. Şunun sonunda arkadaşlar şunu kopyalayalım. Şöyle yapıştıralım. Bakın yazdı. OK dedim. Evet dedim. Bağlan diyorum. Bağlantı açılıyor. Şuna mesela örnek olarak arkadaşlar tıklayalım. Bedrock H kısmı ekle diyorum. Ekledi. Ben faultları da görmek istiyorum. Yani file'ları da görmek istiyorum. Bunu da ekliyorum. Bunu da ekliyor. Ve arkadaşlar ne yapıyorum? Kapıyorum. Şimdilik file'ları kapattım. Şunları şöyle küçülttüm. Şu yüklenmesi biraz zaman alabilir. Şimdi arkadaşlar bakın Avrupa'yı görüyorsunuz. Türkiye'ye doğru ben bir küçük bir yol almak istiyorum. VMS kısmını biraz hızlı geçtim arkadaşlar daha önceki derslerde anlattığım için. Şöyle yaklaşalım Türkiye'ye. Şimdi bakın ben bunu görüyorum. Bu böyle çok anlam ifade etmeyebilir zaman zaman. Ben bunun altına bir de online olarak yine online her şey online arkadaşlar. Bir veri çekmek istiyorum. Bunu da ne yapıyorum? Daha önce Tile Plus uygulamasını anlatmıştım. Daha önceki videolarda vardır. İncelerseniz. Şuradaki Tile Plus'ta arkadaşlar bir ne çekiyorum? Basemap çekiyorum. ArcGIS kullanan arkadaşlar, ArcMap kullanan arkadaşlar bu konuda daha anımsayacaklardır. Basemap çekiyorum. Şöyle artıya tıklıyorum arkadaşlar. Basemap'im geldi. Bu Basemap'i train'in altına alıyorum. Şunu da arkadaşlar ne yapıyorum? Özelliklerine girip şeffaflık kısmından bunu daha şeffaf hale ne yapıyorum? Getiriyorum. OK diyorum. Bakın arkadaşlar bu daha şeffaf hale geldi. Bunun arkadaşlar bu datanın Azure terrain datasının bir dezavantajı var. Yakınlaştığınızda arkadaşlar otomatik olarak gidiyor. Bunu önlemek için de
Türkiye'den birisi varsa onu altına atabilirsiniz. Ya da farklı, şuradan yine Tayyip Ulus'tan farklı dataları altına atabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şunu atabilirsiniz. Bu daha işinize yarar. Artık bu çalışmanızın özelliğine göre bu değişir. Şurada bir de arkadaşlar şunu açalım. Tüm katmanları göster diyorum. Şu ikisini kapatıyorum. Bunu açtım. Şunu açayım bir de. Topografyaya göre arkadaşlar hem fay uzantılarını görebiliyorum hem neyi, jeolojiyi rahatlıkla görebiliyorum. Şimdi ilerleyen derslerimizde hem bireysel olarak yani online veri olarak değil de normal bir datayla jeoloji haritası yapılması, işte jeoloji sembollerinin yüklenmesi, yani dünyada kabul edilen jeoloji sembollerinin yüklenmesi, harita olarak çıkarılması şeklinde dersleri hep birlikte arkadaşlar devam ettireceğiz diye umuyorum. Bu ders anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.